alalım arkadaşlar. Evet. Zeytin ağacımız hem barışı hem huzuru hem de uzun ömrün hem de sağlamlığın ifadesidir. Rabbül Alemin inşallah ömrünü uzun kılsın, altında gölgelenmeyi nasip etsin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtar Fethi! Fethi Gantar, havlu çeker! Bizi her yerde, her zaman desteklemiştir, savunmuştur. Yeri geldi bakanların yanına gitti, yeri geldi Cumhurbaşkanı'na ulaşmaya çalıştı. Kendisine bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Var olsun şirketin müdürün kelimesi. Benim onuma dedi, ben dedi sahaya ineceğim. Evet. Benim onuma dedi, Cumhurbaşkanı bile engel olamaz dedi. Kaymakam beyimiz orada, encümen arkadaşlarımız orada. Bu kelimeyi Artvin'de Vali Bey'in toplantı salonunda bile, milletvekilinin yanında bile, Vali Bey'in encümen arkadaşlarının yanında bile bir zat yine söyledim. Söylüyorum, bu sebebi duysunlar. Bu adamlar öyle bir saygısızca davranıyorlar burada. Buradaki köylüleri hiçe sayıyorlar. Ama inşallah başaramayacağızlar. Bir başaramayacağız. Cümleten selam veriyorum. Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bildiğiniz üzere ben de bu köyün bir insanıyım. Dün hatta dağda çobandım. İlek çobanlığındaydım. Dedemle beraber geldik. Dedem 83 yaşında. Dayı oğlum beraber geldik. Biz bu coğrafyada büyüdük. Ecdadımız, dedelerimiz, bütün neslimiz burada büyüdü. Bu coğrafya tarih boyu ezelden ebede hep devletine bağlı olmuştur. Devletin emrinde olmuştur. Hatta ki köyümüzden 1920'li yıllarda müftü dahi çıkmıştır. Kuvayi Milliye, Yusuf Ali Kuvayi Milliye hareketini kurmuştur. Ve Kurtuluş Savaşı'na Mustafa Kemal Atatürk tarafından tebligat, teşekkür belgesi bile gönderilmiştir. Biz böyle devletine, vatanına, bayrağına bağlı insanlarız. Bizim için önemli olan kesinlikle devlettir. Devletin bekasıdır. Burada kesinlikle altını çizerek bunu başta söylemek istiyorum. Birinci Cihan Harbi Gazisi. 7 sene hayatta kalmış Veli Halik Paşa'nın sancaktarı, Teşkilat-ı Mahsusa'nın neferi. Ve her birinizin dedeleri Çanakkale, Dumlupınar, diğer bölgelerde savaşmış, şehit düşmüş. Bedel ödemiş insanlar. Sarak Anlaşlar bu donara döndü dedem. Dedesi. Evet, evet, şimdi aynen. Devletine, vatanını canından, özünden çok seven bu insanlara, devletini zerre kadar sevmeyen, ağzına sakız gibi laf eden bu insanların burada olmasını istemiyoruz. İstemiyoruz. Evet. Burada kesinlikle altta çizerek buna başta söylemek istiyorum. Yusuf Ali bizim şehrimiz 4 defa 5 defa yer değiştirdi. Ve devletin bekası için şehrimizi feda etti. Büyük fedakarlık yaptık. Ve elhamdülillah ülkemize yılda 1,5 milyar TL civarında büyük bir ekonomik kaynak oldu. Sonrasında devlet büyüklerimiz, devlet ricamızdan ricamız şudur. Ben başta bizler Cumhurbaşkanımıza bundan 3-4 ay önce özel kaleminde şu an olan bir dosya var. Bu durumu anlatan bir dosya, bir süreç gönderdim. Ama pandemi olduğu için, yoğunluk olduğu için ve dünya gündemi yoğun olduğu için henüz bakamadılar. Ama Çevre Şehircilik Bakanımız, Süleyman Soylu Bakanımız, Murat Kurum Bakanımız ve Faruk Çelik olsun, İsrafil Kuşlu olsun, milletvekili Erkan Balta gibi devlet büyükleriyle görüşüp durumu arz ettik. Ve artık son çare, şirket buradaki işgaline gitgide ilerlettiği için son çare artık bunu isyan olarak, hani devlete bir isyan değil, kesinlikle bunun altını çiziyoruz. Hiçbir oluşumun, hiçbir bir örgütün, grubun içerisinde değiliz. Tamamen buradaki herkes bu köyün insanıdır. Demirdöven her köyünün insanlarıdır. Ve bu insanların istediği tek şey şu. Bizim gidecek başka bir coğrafyamız yok. Bu halkı dinleyelim. Bu halkın tamamı devletine bağlıdır. Cumhurbaşkanına bağlıdır. Ve inşallah ben inanıyorum ki bu sesimiz bir şekilde olumlu manada iş yapacaktır. Bizler fidanlar diktik. Burada buranın yeşil olmasını istiyoruz. Kesinlikle amacımız ne taşkınlık, ne devletin askerine karşı, ne şirkete karşı hiçbir şekilde bir taşkınlık çıkartmak değil. HES'in bütün bölgeye getireceği yarardan çok zarar var. Ve ben İsrafil Kışla Belediye bunu görüştüğüm zaman, Cumhurbaşkanımız başlamıştı, kendisi de anlattı. Yusuf Bey'le barajı zaten bütün yükü alıyor. Faruk Şehit Bakanımıza da görüştüğümden de şey söyledi.
Yani neden oluyor dedi. Yani çünkü zaten Yusuf Ali bütün fedakarlığı yaptı. Bütün fedakarlıklarını sonuna kadar yapmaya da hazır. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Maalesef çok üzülerek bunu arz etmek istiyorum. %10 suya katılacak diyorlar. Zaten yazın deri kurulu kuruyor Helikçe'yi. Bir şey kalmıyor. Bu zaten tamamen kurumuş olacak. Burada yaşayan endemik bitki türleri. Karşısı Kaçkarlar Milli Parkı, aşağısı Parhalılar Milli Parkı. Bu aradaki bölgeye turizme kazandıralım. Benim tek derdim, tek gayem şu. Bu coğrafyayı dünyanın her tarafından şu güzel gösterdiği bu güzelliğe bakın. Ayısından başağına, geyiğine, tekesine, bütün canlıların yaşadığı şu özgür coğrafyaya bakın. İstiyorum ki şu bölgeyi Allah'ın izniyle turizm bölgesi yapalım. Ben yanıyorum, devlet büyüklerimiz bu konuda gerçekten samimi manada köylülerin bu samimi duruşunu test edecektir. Bu duruşunu tescil edecektir ve inşallah yanımızda olacak. Bizim için önemli olan, dediğim gibi altını çiziyorum. Biz devletin bekasından yanayız. Devletimizden yanayız. Kesinlikle. Ve lütfen Allah için rica ediyoruz. Bu insanların, bu garip, bu mazlum insanların bayrağına, devletine bağlı insanların sesini lütfen duyun. Selam ve hürmetlerim lütfen.